arkadaş. Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, kanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Hasan abim nerede? Hasan abi orada. Hayırdır İbrahim, nedir bu telaşın? Hüseyin, ne oldu? Kötü bir haber mi var? Abi, sevkiyat var. Köyde davulla nilan edildi. Ecdat yadigarı vatanımıza saldıranlara haddini bildirmek için. Devlet için, millet için, vatan için. Eli silah tutan gençleri Çanakkale'ye çağırıyorlar. Düşmana mezar olacak bu toprağımız Hüseyin. İbrahim, oyunlar sana emanet. Emanet bende. Gözün arkada kalmasın Hasan abi. Hüseyin'im, haydi anamıza gidelim. Hüseyin. Anamla bacımı çağır hele. Tamam ağabey. Canım babam. Sen bir dava adamıydın. Sana ve vatanımıza layık olduğumu cephede göstereceğim. Keşke şu an yanımda olsan. Ben ellerinden, sen alnımdan öpsen. Sana doyamadan seni seviyorum diyemedim. Keşke beni kucaklasan, öpsen. Babam, ben Rabbime her gün dua ediyorum. Mekanın cennet olsun, nur içinde yat. Benim kahraman asker babam. İçin gençleri Çanakkale'ye çağırıyorlar. Vaktimiz dar. Cepheye gideceğim ana. Hakkını helal et. Helal olsun yavrum. Az bekle oğul, geliyorum. Bacım, anam, önce Allah'a, sonra seninle Hüseyin'ime emanet. Anama ve kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Can ağabey. Helal olsun Can ağabeyim. Gözlerin arkada kalmasın. Ağabey, toprak devletin temelidir. Hiç kimseye verilmez. Toprağımıza göz dikenlere karşı Rabbim seni muzaffer eylesin. Kuvvetini arttırsın. Yolun açık olsun. Vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza göz dikenlere geçit vermeyeceğiz. Gerekirse bu can feda olsun. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Yavrum, canımdan Can Hasan'ım, gözümün nuru. Vatan sevgisi imandan gelir. Cephede senin anan da baban da komutanındır artık.
Eğer hainlik yaparsan sana ak sütüm haram olsun. Günahsızım benim yavrum. Yolun açık olsun. Allah yardımcın olsun. Ana, sen müsterih ol. Bu vatan, vatanımız olarak kalacaktır. Allah bizimledir ana. Sen hakkını helal et. Helal olsun yavrum. Helal olsun kuzum. Nasılsın asker? Sağ ol. Siz de sağ olun. Birazdan Cevat Paşa gelip sizlere bir konuşma yapacak. Evlatlarım, mektuplarınızda aileleriniz sizleri bu vatan için kurban seçtiklerini söylüyorlar. Böyle anaların, babaların evlatları olmaktan gurur duyun. Geçmiş olsun asker. İbrahimoğlu Fatih, Sinop, emret komutanım. Böyle ananın, babanın evladı olmaktan gurur duyuyor musun? Gurur duyuyorum komutanım. Yaranın durumu nasıl? Yaranın hükmü yok. Vatan kurtulacaksa kolda, bacakta feda olsun komutanım. Yaralısın asker. Terhis belgeni verip gönderelim seni. Olmaz komutanım. Niçin asker? Ailelerimizin huzur için yaşaması için şehit olmaya hazırım. Ana vatanımıza sahip çıkmak için buradayım komutanım. Bu vatan sizler gibi sadık evlatlar ister. Benim dedem vatanı için şehit oldu. Babam da aynı şerefli yolda yürüyor. Şehit oldu. Ben de şehit olmak için buradayım. Sen. Abdülhamit oğlu Ömer. Ağrı. Emret komutanım. Sen de şehit olmaya hazır mısın? Hazırım komutanım. Düşman gemileri boğazdan geçerse İstanbul düşer. İstanbul düşerse 600 yıl İslam bayraktarlığını yapmış Osmanlı gider. Sen! Mustafa Oğlu Habib, Niğde, emret komutanım. Düşman gemileri boğazdan geçecek mi? Asla geçmeyecek komutanım. Atalarımız dün ve bugün şehit düşen silah arkadaşlarımız dönmeyi asla düşünmediler. Onların
dudakları arasından her zaman iki söz süzüldü. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Sizler de dönmeyi asla düşünmeyeceksiniz. Gözlerinizi kırpmadan şehitlerimizin yerini alacaksınız. Sen Ahmetoğlu Mazlum, Erzurum, emret komutanım. Şanlı bayrağımız daima dalgalanacak mı? Dalgalanacak komutanım. Az önce bir haber aldım. Ali isminde çok genç bir delikanlımız şehit oldu. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyordu. Ali'nin bıyıkları henüz terlememiş. Sırtındaki tüfeği daha boyuna geçmemiş. O masum güzel yiğidim yurdundan ayrıldı ve cepheye geldi. Canını verdi ve düşmana dur dedi. Bu vatan her zaman, her koşulda daima sağ kalacak. Sen! Gazi Ökkeşoğlu, Turgut, Antep, emret komutanım. Sen de düşmana dur diyeceksin, Turgut! Biz vatan için ölmeye geldik. Vatan için canımız feda olsun komutanım. Yiğitlerim! Düşmana asla geçit vermeyeceğinize yemin edin. Yemin ederiz. Hakkınızı helal edin. Helal olsun, helal olsun, helal olsun. Dikkat! Cevat Paşa geliyor. Nasılsın asker? Sağ ol. Bizler şanlı bir yaşadın, şanlı torunlarıyız. Korkmayız. Allah'ın izniyle bu savaşı kazanacağız. Geçmişini bilmeyen ecdadını tanımaz. Ne yaptığını bilmez, bilemez. Yıllar sonra torunlarımız bu toprakların ataları tarafından, dedeleri tarafından nasıl alındığını ve nasıl muhafaza edildiğini idrak edince bu toprakların üzerinden dolanırken o toprağın üzerine bastıklarında titreyecekler. Titreyecekler. Bugün burada aldığımız her bir nefes, o gün orada Çanakkale'de verilmiş son nefesin sayesindedir diyecekler. Ve bu vatana sonsuza dek sahip çıkacaklar. Aranızda sağ kalanlar olursa kalanlara vatan sevgisinin büyüklüğünü anlatsınlar. Anlatsınlar ki bu vatanı bayrağı için ölmeye göze alabilsinler. Asker, getir şanlı bayrağımızı. Kere yükselen bu şanlı bayrak bir daha kimsenin indirmeye gücü yetmez.
kardeşlerim. Hazreti Mevlana der ki, tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar. Sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar? Cihan facii gibi, Ertuğrul Bey gibi yüreğimizi ortaya koymalıyız. Atalarımızın ödediği bedelleriyle bugünlere geldik. Bizler de torunlarımız için bedel ödemeliyiz. Şimdi emanete sahip çıkma vakti. Çünkü başka vatanımız yok. Biz askeriz. Gerektiğinde vatanımız için canımızı vereceğiz. Şehitlerimiz için yüreği yanan analara, babalara, ablalara, abilere, bacılara, eşlere, çocuklara, namusunuz üzerine bu vatana sahip çıkacağınıza, bu vatanı korumak için, düşmana geçit vermemek için kanınızın son damlasına kadar savaşacağınıza yemin ederim. Yemin ederiz. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Arkadaşlar, komutan geldi. Nasılsın asker? Sağ ol! Asker, senin adın ne? Mehmetoğlu Hasan, Yozgat, emret komutanım. Evladım, saçında hastalık mı var senin? Saçında kına var. Saçların niçin kınalı? Evladım, bu ne? Saçları sadece kızlar kınalar. Sükunet! Bir erkek saçlarını kınalar mı oğlum? Evden ayrılmadan önce anam saçıma kına yaktı komutanım. Niçin yaktığını da bilmiyorum. Ailene yazdığın ilk mektupta bunu sorasın asker. Merak ettim. Öğrenmek istiyorum. Tez yazasın. Emredersin komutanım. Ahmet abi, senin okuma yazman var. Bir mektup yazalım da aileme gönderelim. Tamam, buyur. Söyle ne yazayım. Canım anacığım, hasretle ellerinden öperim. Ben burada çok iyiyim, beni merak etmeyin. Hüseyin'im, bacım, onlar nasıl? Köylüler burnumda tütüyor ana. Hasret içimizi yaksa da ben ve silah arkadaşlarım burada var oldukça biliyorum ki düşman bir adım bile atamayacaktır. Ana, buraya gelmeden önce saçıma kına yakmıştın. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyorlar ana. Komutanım tez zamanda haber bekliyor. Sebebini öğrenmek istiyor. Tez zamanda yazarsan sevinirim. Canım anam, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla. Oğlun Hasan. Buyur kardeşim. Çok güzel olmuş Ahmet abi. Ellerine sağlık. Sağ olasın. Sen de sağ olasın kardeşim. Hayırdır Ömer? Yüzün gülüyor. Mutlu bir haber mi aldın? Aldım Hasan kardeşim, aldım.
askere gelirken eşim hamileydi. Doğum yapmış. Anama erkek olursa ismi Abdullah olsun demiştim. Baba olduğumu duyurur anam. Bak, bu da çorapları. Ne güzel duyguymuş baba olmak Hasan kardeşim. İnşallah onu görmek nasip olur. Ben babamı göremeden vefat etti. İnşallah. İnşallah oğlum babasını görecek bir Hasan kardeşim. Gözün aydın Ömer kardeşim. İnşallah Rabbim vatanına, milletine, ailesine hayırlı bir evlat olmasını nasip eyler. Amin Hasan kardeşim. Amin. 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 Salih kardeşim, bu sabah ne yiyeceğiz biliyor musun? Ümit kardeşim, bu sabah üzüm hoşafı, öğle de yemek yok. İnşallah akşama yağlı buğday çorbası olacak ekmek ile. Hamdolsun Rabbime, buna da şükür. Haydi kardeşlerim, üzüm hoşafına. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of geçtiğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale İçinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of geçtiğim ölmeden mezara koydular beni. Of geçtiğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Uzun! Saçların niçin kınalı diye. Sabah anamdan mektup geldi komutanım. Sağ cebimde onu okuyasın. Sonra baba yadigarı olan kolyemi anama götür. Ona de ki Hasan'ına sütünü helal etsin. Ben hainlik etmedim komutanım. Ben komutanımı, anam, babam bildim komutanım. Komutanım, hakkını helal et.
Ben bu vatan için kurban doğmuşum. Kurban doğmuşum komutanım. Hakkını helal et. Bu toprak komutanım düşmana mezar olacak. Hasan'ım, canım Hasan'ım, nasılsın yavrum, iyi misin? Cephe arkadaşların da iyidir inşallah. Hasan, babandan geri kalmayasın, kumandanlarını atan bilesin yavrum. Burada herkes iyi, hasretle geleceğin günü bekliyoruz. Gözlerinden öperim yavrum, kumandanım. Hasan'a saçlarının neden kınalı olduğunu sormuşsunuz. Kumandanım, biz üç şeye kına yakarız. Kurbanlık koyuna kına yakarız. Allah'a kurban olsun diye. Gelin kızlarımıza kına yakarız. Kocasına kurban olsun diye. Peygamber hocana gönderdiğimiz askerlerimize kına yakarız. Vatanına, milletine kurban olsun diye. Ben kınalı kuzum Hasan'ı vatan, millet ve Allah yolunda kurban olarak seçtim. O yüzden başını kınaladım. Onun için de saçının kınası. Allah sizi devletimizi başımızdan eksik etmesin. Evlatlarımızı size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Evladım, hayırdır, bir derdin mi var? Evladım, gözüne bir şey mi oldu? Kumandanım, bugün burada, bu gözler karakterini gördü. Evladım, gözlerini tamamen mi kaybettin? Kumandanım, bugün burada bu gözler düşmanın en büyük gemilerinin batışını gördü. Kumandanım, bugün burada bu gözler bu vatanın kurtarıcını gördü. Kumandanım, bundan sonra bu gözler daha güzel ne görebilir ki? Kumandanım, bundan sonra bu gözler görmese de olur. Gibi vatan sevdalı oldukça bu vatan asla sahipsiz kalmayacak yiğidim. Ali Bey, ilaç durumumuz nedir? Yaralılar gelmeye devam ediyor. İhtiyaca cevap verebilecek miyiz? Hekim Bey, ilaç şöyle dursun. İçecek suyumuz yok. Çok zor durumdayız. Şartlar ne kadar zor olursa olsun Mevlam bu milleti her daim korudu. Allah'tan ümit kesilmez. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Hekim Bey, maalesef elimizde sınırlı sayıda morfin var. Ne yazık ki artık payitahttan da destek gelmiyor. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Devlet yedi düvele karşı dört bir yanda mücadele veriyor. Savaş tek Çanakkale'de değil ki. Rabbim yardımcımız olsun. Yaralılar geliyor! Bir şey yok. Hastayı götürün. Hekim Bey, görmüyor musun? Hasta nasıl da acı çekiyor.
En azından morfin versek de garibim biraz olsun acılarından kurtulsa. Bakın, elimizdeki morfin sınırlı. Onu da sadece ameliyatla kurtarabileceğimiz evlatlarımız için saklıyorum. Bu yaradan sana ölüm yok evladım. İnşallah en kısa zamanda iyileşip ailenin yanına geri döneceksin. Davut Bey, morfin hazırlar mısın? Oh! Oğlum! Baba! Oğlumu götürün. Ali Bey ne yapıyorsun? Evladının halini görmüyor musun? Acıdan kıvranıyor. Bu kadar acı çekmesine izin mi vereceksin? Ve yani diğer askerlerin kendi oğlundan ayıracağını mı zannediyordun? Hepsi vatan evladı değil mi? Ne yazık ki morfinimiz sınırlı. Kendi evladım bile olsa boşa harcayamam. Oğlumu götürün. Baba. Su verin. Gölge bir yere götürün. Ben birazdan geleceğim. Sarılmadan oya oğlum. Oya. Oğlum. Öyle bırakıp gitme. Oğlum. Sarılmadan doya doya. Al eline gök fırçayı. İçimi maviye boya. Al eline gök fırçayı. Göğümü maviye boya. Selamünaleyküm asker kardeşim. Aleykümselam. Buyur bacım. Ben Denizlili Ömer'in eşiyim. Cevat Paşa'nın mektubunu aldım. Eşimin yaralı olduğunu öğrenince apar topar geldim oğlumla. Ömer'im oğlunu görür de tez iyileşir diye geldim. Nerede benim aslanım? Bacım, seni ona götüreceğim lakin bilmen gereken önemli bir durum var. Çok güçlü olman lazım. Söylemeye gücüm yok. Ama bilmen gerekiyor. Ömer. Ömer. Asker! Kimdir bu bacımız? Ömer'in eşi Cevat Paşa'm. Selamünaleyküm bacım. Aleykümselam. Bacım, seninle açık konuşacağım. Ömer'in sağ. Lakin mayın patlaması sonucu iki gözünü de kaybetti. Vatan sağ olsun paşam. Bak Abdullah, baban gazi olmuş. Onunla gurur duy. Gel bacım. Seni Ömer'e götüreyim. Komutanım, vatan namusumuzdur. İhtiyaç varsa kurban olayım. Söyle, ben de gireyim cepheye. Bacım! Sen yeter ki dua et. Türk kadınının cephede ve cephe gerisindeki kahramanlığı Çanakkale'de tarihe geçecektir. Biz analarımızın dualarıyla evelallah düşmana nefes aldırmıyoruz. Allah tüm askerlerimizin yardımcısı olsun komutanım. Thank you.
Bu nasıl bir derttir, dermanı yoktur. Bedenimde değil ruhumda sızım. Görünmez bir yara, acısı çoktur. Bedenimde değil ruhumda sızım. Ruhumda sızım. Ruhumda sızım. Bedenimde değil ruhumda sızıyor, ruhumda sızıyor, ruhumda sızıyor. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam. Amca, bize Kınalı Hasan'ın evini tarif eder misin? Kızım Rümeysa götürür sizi asker oğlum. Lakin hayırdır yoksa... Amca, Kınalı Hasan vatanımız için şehit olmuştur. Vatan sağ olsun. Başımız sağ olsun. Ne yüce mertebedir şehitlik, her kula nasip olmaz. Rahmetli babası da şehit olmuştu. Kızım Rümeysa, göster Hacı Ana'nın evini. Bacım, Hacı Ana burada mıdır? Hayır anam, tarlada. Birazdan gelir. Kınalı Hasan'ın nesi olur? Bacısıyım. Bacım, dilim varmaz söylemeye ama Kınalı Hasan şehitlik şerbetini içti. Vatanı için şehit oldu. Kızım kalksana, ne oldu? Hasan nerede? Yolda mı yoksa, geliyor mu? Ha? Daha yeni mektup göndermiştim ben. Cevap mı verdi yoksa? Ha? Yavrum, Kınalı saçlarını sormuştu. Cevap verdim. Yeni gönderdim mektubu. Yolda mı, geliyor mu? Oğlum konuşsanıza. Şey mi oldu yoksa? Söylesene oğlum, bir şey mi oldu? Yoksa yaralandı mı? Kınalı Hasan. Kınalı Hasan. Ne oldu? Ne oldu? Söyle oğlum. Abim. Abim şehit oldu anne. Cana, bu Hasan'ın emanetidir. Daha yeni mektup göndermiştim. Yavrum, Kınalı kuzum saçlarını sormuş. Bana herkes benimle dalga geçiyor diye yazdırmış. Dedim, biliyor musun, yazdım mektupta. Oğlum, ben seni vatana kurban seçtim dedim. Ondan kınaladım saçını dedim. Yazdım mektupta.
zamandan geri kalma dedim. Komutan senin anan da baban dedim. Sen gördün mü? Sen bulamadın. Son nefesini verirken gördün mü? Anam Hasan'la sütünü helal etsin. Ben hainlik etmedim. Komutanımı anam, babam bildim. Ben vatana kurban doğmuşum komutanım. Eline toprağı alıp düşmene mezar olacak bu toprak deyip şehadet getirerek şehit oldu Hasan. Olsun vatan sağ olsun. Baba, şehitler defnedilmeden önce yıkanırlar mı? Neden onlara ölü denmez? Şehitler yıkanmaz kızım. Çünkü onlar tekrar dirildiklerinde Allah'ın huzuruna yararı olarak çıkarlar. Her yara, her kan damlası cennetin habercisidir. Bakara suresinin 154. ayet-i kerimesinde Rabbim der ki, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız. Ahirette en büyük rütbe peygamberlikten sonra şehitliktir kızım.